Merhabalar arkadaşlar. Bugün Atlassian'ın içerisinde yer alan Heptathlon branşından bahsedeceğim. Heptathlon 7 adet pist ve saha yarışından oluşan ve sadece kadın atletlerin, kadın sporcuların yarıştığı müsabakalardır. Heptathlon arkadaşlar salon erkek müsabakalarında da çoklu oyunlarda da Heptathlon ismi kullanılıyor. Ama orada branşlar farklı. Bizim bugünkü konumuz açık alanda hani yarışmakta olan bayan sporcuların sadece bayan sporcuların yarıştığı 7 adet pist ve saha yarışı olan Heptathlon'dan bilgiler vereceğim. Arkadaşlar Heptathlon branşı yine 2 gün içerisinde Decathlon'da olduğu gibi Heptathlon yarışmaları da 2 güne yayılır. Yani peş peşe 2 gün içerisinde bu müsabakalar yapılır. Biraz sonra tabii ki onları da gün ve branş olarak söyleyeceğim ama ilk gün 4, ikinci gün 3 branş olduğunu şimdiden söylemek isterim. Peki burada yine daha önceden bahsetmiş olduğumuz gibi atletlerin yani sporcuların özellikle bu tür yarışmalarda teknik, dayanıklılık, hız, kuvvet bu özellikleri ön plana çıkmakta. Tabii burada takdir edilmesi gereken şey şu, aynı gün içerisinde birkaç branşta yarışmaya katılıyorsunuz. Farklı branşlarda ve orada yine tabii ki belli bir mücadele ve aynı zamanda tabii ki rekabet söz konusu. Bırakmamak, işte mücadelesini vermesi gerekiyor sporcunun sonuna kadar. Burada da tabii takdir ediyoruz oyuncuları. Ve şimdi Heptathlon'un ortaya çıkışını da şu şekilde size anlatmak isterim. 1981 yılına kadar kadın atletlerin yarıştığı müsabakalar beşli oyun ve adı pentathlon imiş. 1981 yılı itibariyle cirit atma ve 800 metre koşular ekleniyor. 1981 yılı sonrası eklenen bu iki branş, cirit atma ve 800 metre ile birlikte yedili oyuna geliyor ve heptathlon adını alıyor. 1981 yılı sonrası heptathlon adında yedili branş olarak bayan müsabakaları yarışmaya devam ediyor. Peki buradaki puanlama sistemi nasıl? Yani heptathlon'da yine branş yani almış olduğunuz mesela ne diyelim işte 100 metre engelli. 100 metre engelli de birinci oldum ya da işte yüksek atlamada ikinci oldum. Bu değil. Burada bütün branşlarda 2 gün içerisinde süren 7 branşta almış olduğunuz derecenin karşılığına gelen puan. Yani burada da puan sistemi yine gündemde. Derecenin sabit bir puanlama sistemi. Yani tablo. O tabloda almış olduğun derecenin karşındaki puanı alıyorsun. 7 branşın sonu. Yani 2 gün sonunda o 7 branştan topladığın puanlar hepimizin sıralamasını ortaya çıkarıyor. Yani burada o gün işte bir yarışmada eyvah ben 4. oldum değil. Sonuçta almış olduğun derece. Derecenin karşılığındaki tablodaki puan. O puanlar toplanıp sonunda sıralama ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada her zamanki gibi yani branş mücadelemizi bırakmadan sonuna kadar devam etmekte fayda var diye söylüyoruz. Peki şimdi daha önceki videoda anlatmış olduğum Decathlon ve şimdi Heptathlon branşlarında belli bir takım kurallar var. Onları da size kısaca bahsetmek isteyeyim. Burada arkadaşlar özellikle mesela branş araları yani bir örnek verelim. 100 metre engelli koştum. 100 metre engelli koştum. 30 dakika mola verilmek durumunda. Yani ben 30 dakika dinleneceğim. 30 dakika sonra diğer müsabakaya girebilirim. Bu birincisi. İki, mesela 7 tane branş. Heptathlon'da 7 branşım var. Ben dedim ki ben gülle atmak istemiyorum. Diskalifiye olurum. Yani burada şunu söylüyorum. Oyuncu yani sporcu o gün içerisinde ya da diğer ikinci günde herhangi bir branşta müsabakaya katılmaz ise arkadaşlar diskalifiye olur. Bütün branşlara, bütün müsabakalara katılmak zorundasınız. Bu iki.
Üçüncüsü de mesela bugünü bitirdim. Ben bugün yarışmaları tamamladım. Benim yarışma tamamlandıktan sonra 10 saatlik ikinci güne bir süreç geçmesi lazım. Yani 10 saatlik ara olması gerekiyor. Bu üç. Dördüncüsü de özellikle atma ve atlamalar. Atma ve atlamalarda oyuncuların hepsine üçer hak veriliyor. Bunları da size bilgi vermiş olayım. Peki son olarak heptatlon branşı 2 gün içerisinde yayılan kadınlar yarışmaları nelerdir? Arkadaşlar ilk gün 100 metre engelli. Birinci gün yapılan 4 koşu 100 metre engelli. 2 yüksek atlama. 3 gülle atma. 4 200 metre koşu. Birinci gün yapılanlar. Tekrar edelim. 100 metre engelli ilk yarışma. İkincisi yüksek atlama. Üçüncüsü gülle atma. Dördüncüsü 200 metre koşu. İkinci gün 3 yarışma var. Bunlar uzun atlama. Birincisi. İkincisi cirit atma. Üçüncüsü 800 metre koşu. İkinci günü bir kez daha tekrar edelim. Uzun atlama. 2 cirit atma. 3 800 metre koşu. Bu 7 branşımız 2 güne yayılıyor. 2 gün süren bu yarışmaların sonunda sıralamada en yüksek puanı alan oyuncu heptatlon yarışmasının şampiyonu, işte birinci, ikinci, üçüncüsü oluyor. Peki heptatlonda şu an rekor kimde? Jackie Joyner Kersee, Amerikalı atlet arkadaşlar, 7291 puanla şu an rekor bu atlette, bu sporcuda. Bunu da size aktarmış olayım. Evet, bugünkü videomuzun da sonuna geliyoruz. Dediğim gibi okuyup, araştırıp ilgi alanım olan bu branşlarla alakalı ve sizlere de bu anlamda tamamlayıcı bilgiler olsun diye aktarmaya devam edeceğim. Teşekkür ederim ilginize. İzlemeye devam edin. Ben de size videoları böyle çekip izletmeye devam edeceğim. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.